Ekrem! Sünnetçi geldi, sünnetçi! Sünnet dedi mi sen Ekrem? Vallahi takacağım falçatayı. Ha? Tık tık tık. Oğlum, sana artistlik yapmıyorum. Güzel bir video olacak Ekrem. Sakin kal. Tamam kardeşim. İzle ve öğren. Mükemmel şeyler yapacağız. Ama kasetin çok büyük smurf falan filan demiş. Karşı takımı Trandos Mundo kaseti... Lan yardım et. Vallahi dönemem ormana. Neyse karşı takım çok iyiymiş ama biz Gwen Jungle oynayacağız. Buradan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vahit Kasetik. Bugünkü videomuzda Gwen Jungle oynayacağız. Gwen şu an hem topta hem jungle'da oynanıyor. Çok güzel bir şampiyon. Eğlenceli bir şampiyon. Elimizden geleni yapacağız. Güzel şeyler çıkarmaya çalışacağız. Karşıdaki kasetin smurfmüş. Bir de arkadaşlar takımlar çok güçlü geldi. Trandos kaseti Mundo Jungle videosu çekmiştim. Bayılarak oynadım. Biliyorsunuz zaten. Şimdi size Gwen'i seriden bir öğreteyim isterseniz. Gwen arkadaşlar düz vuruşlara ekstra hasar vurup Gwen'i iyileştirir. Pasifinde böyle bir olay var. Düz vuruşları da Q'su için bak yük birikiyor. 3-4. Bu şekilde yükleri de sonra patlatıp Q'dan hasar vuruyorsunuz. Ortası gerçek hasar vurur. Q'ların haberiniz olsun. Yani ne kadar yük toplarsanız o kadar fazla vurup ortası da gerçek hasar vurur. Daha fazla vuruyorsunuz. Şimdi E yeteneği arkadaşlar bastığınızda saldırı hızı alırsınız direkt. Ve ilk vuruşta E yeteneğinin bekleme süresinin bir kısmını iade eder bu. Saldırı hızı alıyorsunuz. Ekstra hasar vuruyorsunuz. E'ye bastığınızda bununla beraber bir şey yok sanırım. Neyse W yeteneğinde ise arkadaşlar bastığınızda armor MR alıyorsunuz. Yani armor ve büyü direnci. Bununla beraber dışarıdan gelen yeteneği yemiyorsunuz. Şöyle. Ve bunu bir kere taşıyabiliyorsunuz şu şekilde. Bu çok güzel bir yetenektir Gwen için. Ultisi de 1-3-5 tane iğne yolluyor. Artık seviyesine bağlı olarak bu değişiyor. Ve hani bu buildimizde Nashor Vadiyaran olacak. Bayağı can çalmalı böyle savaşçı bir Gwen yapacağız. Jungle'da da çok güçlü. Ama gankleri o kadar güçlü değil. O yüzden hani genelde farm yapıp hani kasmaya çalışmanız lazım. Eğer ki jungle oynuyorsanız. Çünkü gankleri çok güçlü değil. Asıl amacımız... Genelde hani farm yapmak onu söyleyeyim. Şimdi şöyle ikili keselim bunu. Bunu alıp bota gank atacağız daha. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Çok zor maç. Benim çok iyi oynamam lazım. Bu arada yarınki videonun hangi şampiyon olması istiyorsanız ekranda gördüğünüz şampiyonlardan bir tanesini yoruma yazın. Bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi bot lane'e bir gank çok fena sarar da. Abi koridordan gitsene. Koridordan hadi ya. Bota gank atmam lazım diye hissediyorum ya. Geldim. Yani Braum'a bakar. Hadi baba. Allah rızası için. Yani. Bir yani. Yani gördüğünüz gibi gankler çok başarılı değil. Aşırı başarılı değil. Ama buraya yardım. Yani yine de iyi hasar çıkarabiliyoruz. Güzel oynadığımızda. Bu arada. Bunu buraya getiremeyiz sanırım çünkü görüşü var adamların. Farm yapıp güçlenmeye devam edelim. Yani killerde bir şekilde kasmaya da çalışırız arkadaşlar. Şimdi 28 CS burada base atılabilir diye düşünüyorum. Belki bota gank base atacağız ya. Ya bakmayın arkadaşlar şu an olayımız farm yapıp güçlenmek yani. Ama ganklerden de böyle tatlı bir kill çıkarırsak neden olmasın anladınız mı? Çağır, Nashor'un dişi alıp düz vuruşlarıyla çok fazla hasar vurmaya başlıyorsun. Sonra Vadiyaran alıp böyle iyice hem can yenileyip hem vurup böyle çok inanılmaz güçlü oluyor böyle 3 eşyadan sonra falan. Yani jungle'da da işte kanyon manyon oynamış son zamanlarda. Ben o yüzden jungle'da oynama kararı aldım. Yoksa topta da çok güçlü haberiniz olsun. Bu arada top demişken topa bir gank atmayı düşünüyorum ya adam altı olmadan. Ne diyorsunuz? Geleceğim yani. Şurayı bir hemen kırpayım. Golemleri sünnet ediyorum şu an. Geleceğim oraya. Şimdi direkt gank atacağım. Umarım başarılı oluruz. 6 olursa adam hayat biter. Yok baba bu ne? Buna yardım lazım. Çok güzel. Bu arada fark ettiniz mi? E'nin gelmesini bekledim. Q atarken aynı zamanda E atıp Q'mu taşıdım. Yani yoksa çünkü bu char böyle yürüdüğü için yürürken Q basarsa duruyor char. Onu güzel atmanız lazım. E'nizle beraber atabiliyorsunuz Q'nuzu. Bunu da gösterdim. Güzel oldu bakalım. Kombolarını falan da göstereceğim. Yani ben burada öleceğim maalesef ama bana ping attılar yani. Ya bana ping attılar buna dalıyoruz girelim diye. Ben o yüzden öldüm aptal gibi. Ben ne güzel kuşlarımı alıp yoluma devam edecektim ama sıkıntı yok. Geldim bu Pezo'ya. Bu ne yapıyorlar bunlar böyle ya? Vallahi kasetin gelince hayat bitecek söyleyeyim yani. E'den sonra bak bir tane düz vuruş attım ki. Allah için bir tane daha vurun şuna ya. Baba ben kesiyorum adamı da sanki ben tek başıma oynuyormuşum gibi hissettim. Neyse. Zor maç olacak belli.
Valla maç çok tryhard arkadaşlar da. Karşı kasetin Smurf olduğu için bizim Ziggs mentalini kaybetti. Oynayamıyor karşısında. Ya yapacak da bir şey yok şimdilik de. Bakalım tryhard maça devam edelim. Güzel bir maç olabilir yani. Ultiyi de açalım da belki kasetini keseriz şu an. Ki çok sanmıyorum ama bakalım. Yani benden kaçmayıp vursa yemin ediyorum oyunu taşıyacağım da bizim Ziggs o kadar kötü ki arkadaşlar. Eyvallah kanka. Yani bak adamlara yardım falan edip kill aldırsa falan iyi. Çok yani böyle mid lane'im sıkıntılı olunca maalesef problem yaşıyoruz. Yani gördüğünüz gibi yani. Ben oynamayacağım burayı sanırım. Gerçi W'mla belki oynarım. Dur bakayım yapacak bir şey yok yani kasetin TP atmazsa. Elden geleni yapalım kazanmak için. Çok kasarsam taşıyabilirim. Yani şampiyonun potansiyelini az önce gördünüz mü? İnanılmaz iyi ya. Hem can yenilemesi var. Her şey var yani. Ama bizim karşı kasedini tutmamız gerekecek. Hadi hayırlısı bakalım. Yani bakılır. Nasip de kısmet verir, olur. Alınır. Kısmet olur nasip de olur. Sağlık tabii hepimiz için. Şimdi ne yapıyoruz bu oyun bilemedim ya. Sanırım full farm yapamayız. Karşı kasedim var ya bizim Ziggs'in içinden geçecek de. Dur bakalım botta falan kill almaya çalışıp böyle kasmayalım. Asmaya çalışalım. Ve birazcık level'ımız atlasa vadiyarın alsak güçleneceğiz. Bir tane büyü direnci kesin almamız lazım bu kasedine. Artık cehennem maskesi ya da banshee düşünüyoruz. Bakacağız. Maalesef objektifleri oynayamıyorum ama midim çok kötü oynadı olduğu için. Şöyle bota doğru bir gidelim bakalım yani. Gerçi bota dive atalım ya. Bota direkt dive çünkü Tarik onu bırakmış yani. Direkt dive, direkt dive. Hiç düşünmeden dive atacağız ona. Güzel. Hadi. Yani daha iyisini yapardık da ben kasedinden tek yiyeceğimi düşündüğüm için bir şey yapmak istemedim. Ben inanmıyorum bu kasedini yine kesemediğimize ya. Tövbe estağfurullah ya. Ben mid farmını da alayım oynayayım. Ben böyle olunca videolarda biraz geriliyorum da arkadaşlar. Tryhardings moda geçtik kusura bakmayın. Şimdi midin TP'si yok. O yüzden buraya ittirip buradan farm alalım. Alamıyoruz. Belki topu bir gank atabiliriz. Yani Nasus'u falan güçlendirirsek aslında biraz sarar gibi. Yanımızda böyle bir tanka ihtiyacımız var Braum'la beraber. Dur bakayım ultim geliyor. Onu belki alırız. Aldım direkt babaya. O adamın zaten sıçrası olmadığı için rahat kestik de. Burada ne oldu? Birileri gelmiş arkadan. Tarik de Kasedin de bir ayrı bir ölümsüz oldu sanırım. Bunlar duo falan arkadaşlar. Beraber oynuyorlar sürekli. Tarik de stun'ını Kasedin de taşıtıyor. Biz direkt vadiyarını alıp oyunu kazanmaya çalışalım. Bakalım bir sonraki ejderi kesin oynayalım. Bayağı tryhard maç ve benim çok dikkatli oynamam lazım ki kazanalım maçı. Yani böyle hem hata yapmayıp hem de aynı zamanda adamların hatasını yakalamam lazım. Kili Nasus'a satılabilirdim şimdi aklıma geldi. Çünkü bütün killer bendeymiş. Ben şimdi fark ettim onu ya. Aa, problem değil. Baksana adamların tipleri arkadaşlar. Yani adamların oynayışları falan birazcık garip geldi bana. Bizim çok ciddi tryhard oynamamız lazım. Ayrıyetten bir base atmam gerekecek. Şimdi bak E kullanınca böyle yanınızdaki şeye bir düz vuruş atmanız lazım. Haberiniz olsun. Bu bebeği de kesmemiz gerekiyor. Tamam. Bu kilisi almak istiyorum ya. Yani birazcık onun da kile ihtiyacı var. Ben direkt ejdere dalayım. Top tarafını kaybettik. Bizim mid lane'imiz... O kadar kötü ki top tarafına kasedin gitti bir de oraya kill aldı adam. Yani hiçbir şeye yardım etmiyor bizim midimiz. O yüzden sıkıntı yani. Neyse devam edelim. Yani kasedine yakalanmadan acaba şöyle geçebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Aha. Geldim.
Hadi be. Sen full gerçek hasar yedin benden. Oo! Geldim ona. Adamsınız lan siz. Ne güzel oynadınız burayı. Gel lan buraya. Sünnet edeceğim seni. Gel. O tutsa. Oğlum ne vurmaya başladık lan? Tamam güzelmiş. Ama bakacağız. Ya ben videolarda genelde sizlere bir şey anlatıp eğlendiğim noktada tabii bunu çok seviyorum. Ama şimdi oyunların tryhard derecesi biraz değiştiriyor. Mesela ben sürekli konuşup da full tryhard oynayamam. Ya oynarım da mesela ne kadar az konuşup o kadar odaklanırsam tabii ki o kadar iyi oynarım. Yine konuşacağız yani konuşarak oynuyoruz da biraz tryhard bir maç haberiniz olsun. Bence burada bir mid'e gank atılır gibi ama ultimle ne diyorsunuz? Yani base ve eşya lazım aynı zamanda bakacağız. Nasıl? Sünnet ettim seni kaseti sünnet. Bu komba da şöyle. Şimdi ultinizin ikinci ultiniz. Oh, buraya yardım lazım biraz. Adama vuramıyorum. Görüş yok ki anasını satayım. Buna bir tane düz vuruş. Hadi be. Tamam kaçalım. Kaçalım. Kasedin şimdi TP atıp falan burada olay çıkaracak. Benim base atıp eşya almam lazım. Şimdi şurada yani ikinci ultiniz ve üçüncü ultiniz daha fazla iğne attığı için 3 ve 5 tane. Mesela Q'nuz 4 yükken Q'nuzla beraber iğneleri yolluyorsunuz. Nasıl anlatabilirim daha iyi? Bu arada ben Banshee alacağım sanırım. Cehennem maskecisi de alabilirsiniz ama. Az önce burada nasıl ulti attım bir de Q'ları stacklemiştim. İkisini beraber vurdum. Mesela böyle yapılıyor kombosu bunun. Bir anda adam beklenmedik bir hasar çıkarıyor. Bu arada çok güzel oynuyoruz şimdilik yani. Jungle'da tabii daha zor da oynaması. Lane'e göre hallediyoruz. Benim ultim yok. Burayı çok oynamak istemiyor oraya. Az sonra oynarız bence ya. Kasedin geliyor bak. O kasedini falan var ya. Bir daha sünnet ederim de bir ulti lazım bana. Sanki burada bir olay çıkacak gibi geldi bana. Şu kasedini görüp buradan mid'e gittik mi? Kasedin anca TP ile gelir. Bence burada acil bir şey çıkarmamız lazım. Beni gördüler. Oh, sıkıntı. Hadi kanka aldın onu ya. Nice. Play istemiyoruz burada bence. Kasedin alttan gelebilir. Trundle'ı kesip oradan alamete falan oynamaya çalışalım. Bu arada birazcık zor bir şeyler olabilir burada. Geldim topa. Niye? Ha manası yok. Biz hallederiz ya. Çok iyi. Hop. Ulti kötü attım ama okeyiz. Bu arada bunu aldığımız iyi oldu. Şimdi direkt amacımız alameti alıp oyunda iyi kalmamız lazım. Kasedin falan buraya gelirse hayat biter bizim sıkıntı. Öyle bir şunu alalım. Normalde şu an Zonya ve Rabadon'u almamız lazım da büyü direnci lazım arkadaşlar. Yani kasedini tutmamız için o çok fena taşıyacak oyunu çünkü. Birazcık büyü direnci alalım. Ben direkt alamete başladım. Takım gelir herhalde. Şimdi bunu alalım buradan Ejder'e gidelim. Ben de bayağıdır Gwen oynamıyorum. Bayağı ilgimi çekti ya. Aa bak kötü öldü. Yani mid kulesi gerçekten gidiyor mu kanka ya? Tutun şu mid kulesini hadi. Oo, bir dakika. Oynayabilirim bence. Hadi. Kasedin nerede? Yaşıyor. Sıkıntı. Asik. Görüşüm hiç olmadığı için adama pozisyon alamadım maalesef yani. Ya tamam kasedin burayı iyi oynadı da biz nasıl kasedini kesemedik ben onu anlamadım. En azından ölseydi adam burada yani. Oğlum tek başıma oynuyorum arkadaşlar ya. Cehennem maskesi sanki daha iyi bir tercih olabilir yani can verdiği için ama. Banshee aldık bakalım yani böyle birazcık daha ağır agresif AP vurmak istiyorum. Cehennem maskesi çok iyi de. Bunda 120 AP var bu eşyada da 50 MR. Hadi bakalım oynayalım. Tryhard devam. Direkt öldürüp bence baron alınması lazım. Direkt dümdüz baron alınması lazım. Mid'in push'u falan alınması gerekiyor. Baron alınması lazım bir de. Yani kasedini bir görmeye çalışsak iyi olur bence. Aa, topa gitmiş. Gittiriyor.
Nasus onu kovalasın. Yani bunu kovalarsa bayağı iyi olur. Yani biz bunu alalım. Kasetin de birden fazla kule almasın ve buraya gelmesin mümkünse. Ve benim bu arada şeyim yok. Smite'ım yok. Şey değil mi? Bunu kaptırsaydık direkt FF basıyorduk. Ben Smite'ımın olmadığını sonradan fark ettim ama bedava Baron'u aldık bakalım. Çar'da bu arada ben genelde her videoda anlatırım da bu Çar'ın olaylarından bir tanesi de arkadaşlar düz vuruşlarını. Ha, utanmasa kesecek beni de. Utanmıyordu pek sanki. Ya işin kötüsü bizimkiler Kasedine ölmesin abi, ölmeyin ya. Ya ben dümdüz Rabadon çıkacağım, yapacak bir şey yok yani. Hasarımı vurmam gerekiyor herhalde de. Adamlar da Tarik Kasedin dip dibe oynuyorlar. Bizim iki kereyi tek başına halletti Kasedin. Bu ne kardeşim? Kasedin aşağıdayken buradan bir şeyler çıkar mı? Ben herkesi çünkü şu an sünnet edebilirim yani. Önüme Mundo falan gelse direkt ona da tek atıyorum yani. Ya şunu bir falan bir kessenize ya. Ya vuramadım ki bir türlü ya. Oynatmadılar bana yine. W'm yok. Şu kasetin ölmüş, tamam çok güzel. Geldim. Oh shit. Çok iyi lan. Stun yemedin mi? Çok iyi. Ona da geleceğim. Geldim geldim. Çok iyi. Oraya da oynarım. Bu şey değil mi? Çok iyi burası da bunun devamı gelmez burada sanırım. Evet, mid kulesini falan alıp karşı ormanı alıp geri dönelim. Adamlar bir giriyor bir kaçıyor, kasetin giriyor kesiyor çıkıyor valla. Gerçekten smurfmuş bu adam yani. Oynayışından belli zaten de karakterim onunla böyle kapışacak kadar mobil değil maalesef. Yakalayamıyorum yani. Al lan onu. Hadi be. Oğlum kaçamadım ya. Çok zor bu şampiyon. Ne hile lan bu. Bir saniyede bir vuruyor. Niye tarihi kovalıyorsun kanka? Kasedine vursana ya. Fokus kasadin only. Ben tarihi bir can bırakmasaydım. Ultiden önce tarik ölseydi çok iyi olurdu. Şimdi tarik orada yaşadığında buna sürekli kalkan can vermeye devam ediyor. Orada tarihi öldürmemiz lazımdı. Çekelim bunu. Fightlayalım gerekirse. Gelin fight atalım sizlerle ya. Yani aslında bot kulelerini falan açalım mı diyeceğim de bizimkiler ölecek midde ya. Ya botta hala ilk kule duruyor yani. Aha. Ben E bastığımızda benim menzilimin arttığını söylemedim bu arada ya. Kasedine nasıl gireceğiz ya? Dojladım sana. Şu şeyi affedersiniz adamı. Abi kritik yemesem can yenilecektim ya. Tarihe fokus atmam biraz garipti de. Okey ya, yine iyi oynadık. Ben bir tık daha can yenilerim dedim. Ölmezdim aslında da anlamadım. Neyse sıkıntı yok, güzel oynadık. Zonya da okey. AP'yi de aldık. Şu an Baron'u da forsarız. Ya bak o kadar güçlüyüm ki şu an inanılmaz. Herkesi keserim. Sadece Kasedi'nin bu kadar TP atması biraz geriyor adamı. Onu kesmemiz lazım. Diğer herkesi kesebiliyorum. Yine videonun içerisinde sizlere E yeteneğinin menzil verdiğini söylemeyi unuttum. E bastığınızda 75 menzil geliyor. Gerçekten iyi bir durum. Ya, önemli yani. Cehennem maskesi alacaktım da Zonya'ya döndüm bu arada ya. Ya daha fazla büyü direnci de lazım olabilir. Hatta bir ruh gömleği falan sarar. Zonya bilmiyorum ne kadar kullanışlı olacak. Bakalım. Yani bizim Jinx'o vurmaya başladı. Hop direkt öldüm. Aa W basmadım da. Oh öldünüz hepiniz. Siz oyunu bitirin. Ben bu Pezucan'ı kesmeye gidiyorum. Tilt oldum. Oyun bitmez mi? Aa gerçi her türlü oyunu bitiremeyeceğiz. Aa biliyordum burada olduğunu. Ne yapıyorsun? Nereye kaçıyor? Biz Baron'u da alacağız bu arada. Baron.
Lan hadi la. Hayatımın hatasını yaptım bunu kovalayarak ya. Direkt baronu alabiliriz değil mi? Ben çok büyük ayıp ettim bu arada. Ya sıkıntı yok. MF'i kestik, baronu aldık. Bence okey burası ya. Zaten baron alacaktık. Oyun bitmezdi yani. Kile ihtiyacımız yok da buradaki olay aslında rakibi eksik bırakmak. Şu an fight olursa mesela Miss Fortune yok. Fight yapabiliriz o yüzden. Allah Allah. Hadi iki kasetin. Ah, öleceğim gibi. Yo. Kayıtlayarak oynuyorum da Zonya'mın olduğunu şimdi hatırladım. Çok iyi lan, oyuna bakar mısın ya? Hallettik baba, eline sağlık ya. Jinx, Braum bunlar oynamasa biz zor kazanırdık. Ben çok tribe girdim kasetinin oynayışından, bizim Ziggs'in oynayışından falan da. Ya gayet iyiydi, elimize sağlık yani. Tek yedim lan. Can yenilemiyordum. Çok güzel oyundu bu arada. 10 numara 5 yıldız gerçekten ya. Bir de hasar tablosuna bakalım. Ben bir 55k vurmuşumdur herhalde. Vallahi arkadaşlar 51k vurmuşum. Kasadin de 59k vurmuş. Girdiğim ürünler de bu şekildeydi. Oynanışı da güzeldi. Maksat size şampiyonu anlatmak. Aynı zamanda şampiyonun potansiyelini göstermek. Gerçekten oyun taşıyabilecek potansiyeli var. İyi oynarsınız. Bu benim ilk maçlarımdan. Yani şöyle 5-6 maç atsam gerçekten elim ısınır. Hem topta hem jungle'da oynayabilirsiniz. Güzel çay. Şimdilik o zaman benden bu kadar. Video like atıp beni destekleyebilirsiniz. Abone misiniz değil misiniz? Kontrol ederseniz çok sevinirim. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.